Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın konusu parçada anlatılan şeydir. Dolayısıyla ne anlatıyor sorusunu sorduğumuzda konuyu bulabiliyoruz arkadaşlar. Konu, muhteva ya da işte içerik biliyorsunuz ki bunlar aynı anlamlara geliyor. Evet. Muhteva, içerik, konu yani parça ne anlatıyor? Neyin üzerinde durulmuş? Ee, üzerinde durulan şey parçanın konusunu oluşturur Bakalım Benim metinlerimde ev başta olmak üzere mekan duygusu çok önem taşır Tamam Yazdığım karakterlerin nerede ve hangi şartlarda yaşadığını daha en baştan bilmem gerekir Çünkü çevre insanın karakterini biçimleme gücüne sahiptir Çevre, mekan tamam Özellikle büyük ölçekli yerleşimler, metropoller olumlu ya da olumsuz açıdan büyüleyicidir bu tür şehirlerden nefret ederiz veya onlara taparız. Kent olanaklarını sunuyorsa sevgi, sunmuyorsa nefret doğuyor insanda. Aslında ikisi de yanlış çünkü kent denen yerleşim yeri sunidir. Doğal olarak doğal şekilde oluşmamıştır ve insanın doğasına aykırı binlerce ayrıntıya sahiptir. Oysa köyler ve kasabalar zamanla oluşan ve doğal biçimde büyüyen yerler. Buralar insan doğasıyla da sağlıklı bir ilişkiye sahip edebiyat, mekan bu açılardan değer taşır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda sürekli bir mekan, bir çevre söz konusu değil mi? Demek ki mekan ya da çevreyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Kent yaşamının zorluğu dedi mi? Hayır. Metropollerin çekiciliği dedi mi? Hayır. Metropolü sadece ne olarak verdi? Bir örnek olarak verdi arkadaşlar. Edebi metinlerde mekanın önemi olduğunu söyleyebilir miyiz? Neyi anlatıyor? Ya da ne anlatıyor bu metin? Edebi metinlerde mekanın önemi zaten en başta yazmış. Benim metinlerimde ev başta olmak üzere mekan duygusu önem taşır demiş. En sonda da şunu söylemiş arkadaşlar. Buralar insan doğasıyla da sağlıklı bir ilişkiye sahip. Edebiyat mekan bu açılardan değer taşır. Başa ve sona baktığımızda zaten konuyu bulmuş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yaşanılan yerin karakter üzerindeki etkisi, karakter üzerindeki etkisinden bahsetmiyor. Bu yüzden bunu eliyoruz. Sadece şunu söylüyor. Çevre insanın karakterini biçimleme gücüne sahip diyor ama genel konu bu değil. Küçük yerleşim birimlerinin olumlu yönleri. Hayır, bunu da örnek olarak verdi. Sadece küçük bir yerde geçti. Cevabımız C şıkkı. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu derken arkadaşlar konu muhteva demek. Tamam mı? Muhteva içerik demek bakın, içerik demek. Eğer metne şu soruyu soruyorsanız büyük ihtimalle konuyu bulursunuz. Bu metin ne anlatıyor? Tamam mı? Ya da metinde anlatılan nedir? Bakalım. Evvela tatlı bir hüzünle konuğumuz olur. Sonra bolluk, bereket hasatayıdır. Ayva sarı, nar kırmızı, armut sulu, üzüm kehribardır. Kavunlar ve incirler iyice ballanmıştır. İpliğe dizilen alıçlar sarı kızıl rengiyle kolları göğüsleri sarmalamaktadır. Lakin bu dağ yemişi alev alev rengiyle o güzel zamanın bitmekte olduğunun da habercisidir. Bir de hikayeler kitaplar getirir bir senenin seren camını. Bir yıldır biriken maceraların öykülerin anlatılma vaktidir. Havalar azıcık soğumuş yazdan, yabandan, dağdan, bayırdan, Bağdan, bostandan, tatilden, denizden, kumdan, evine dönen ve köşeciğine çekilen insanlar için biriktirilmiş hikayelerin okuma vakti gelmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda evvela tatlı bir hüzünle diyor konuğumuz olur. Tamam. Sonra bakın. Bereket hasat ayı dedi. Ayva sarı, nar kırmızı, armut sulu, üzüm kehribar, kavun ve incir iyice ballandı dedi. Tamam mı? Alışlar sarı kızıl rengiyle kolları göğüsleri sarmalamakta. Dağ yemişi alev alev rengiyle o güzel zamanın bitmekte olduğunun habercisi diyor arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında havalar azıcık soğumuş. Yazdan, yabandan, dağdan, bayırdan, bağdan, bostandan, tatilden, denizden, kumdan evine dönen insanlar için diyor biriktirilmiş hikayelerin okunma vaktidir. Hangi mevsimden bahsediyor olabilir? Sonbahar anlatıyor arkadaşlar tamamına baktığımızda değil mi? Sonbahar bu yüzden cevabımız A şıkkı. Doğanın güzel yönleri. Hayır. Yaşamdan duyulan sevinç bunu söylemiyor. Bir mevsimi anlatıyor. O mevsim de sonbahar. Çünkü artık diyor havalar biraz soğudu. Buradan yakalayabilirsiniz. İnsanlar artık ne yapacak? Evlerine dönecek. Bostandan, tatilden, denizden ve onlar için artık okuma vakti gelmiştir diyor meyvelerin özellikleri değil, insan doğa ilişkisi değil, genel olarak arkadaşlar konu daha genel olmalı biliyorsunuz. Metnin tamamıyla uyumlu olmalı. Cevap A şıkkı. Bu parçadaki anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Konuşmalarda belki de en önemli noktalardan biri görünüştür. Görünüşünüzün nasıl olması gerektiğiyle ilgili kaygılarınız varsa Önce şu iki soruya odaklanın. Görünüşüm iletmek istediğim mesaja uygun mu? Ve kıyafetimde dinleyicilerin mesajıma odaklanma konusunda dikkatlerini dağıtacak herhangi bir şey var mı? Tamam. Örneğin büyük bir vakıf kurmaya çalışan bir iş insanıysanız pahalı ve klasik bir takım elbiseyle tercihen lacivert, paraya ihtiyacı olmayan ve başarılı bir kişi izlerimi bırakabilirsiniz. Ancak kendi markasının sıra dışı yaratıcılığını aktarmayı deneyen bir sanatçıysanız, o zaman mavi bir takım elbise sizin için en korkunç tercih olur. Giydiğiniz şey sözleriniz kadar kim olduğunuzla ilgili de mesaj verir. Arkadaşlar, İlk cümleye bakmanız gerekiyor. İlk cümleye baktığımızda şunu söylüyor. Konuşmalarda belki de en önemli noktalardan biri görünüştür diyor değil mi? Sonra görünüş dedi. Sonra görünüş dedi. Sonra sürekli bu şekilde devam etti. Zaten anahtar kelime burada görünüş değil mi? Evet. Konuşmadan bahsetmiyor. Samimiyetle alakalı bir şey yok. Tarz, kılık, kıyafet tarzı değil tabii ki. Marka sadece minik bir yerde geçti. Kendi markanızı işte kendi markasının sıra dışı yaratıcılığını aktarmayı Deneyen bir sanatçıysanız diye de görünüşten bahsediyor. Anahtar kelimem, görünüş cevap C şıkkı. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Her terk ediş bir çaresizliktir ancak bir anlamda da fırsatı değerlendirme isteğidir. Kadınların binlerce yıllık şartlanmanın, tarım toplumuna geçtikten sonra evde kalmalarının, mülkiyetin erkek elinde toplanmasının sonucunda, erkeklere göre daha zayıf konumda olduğunu göz önünde tutarsak terk etme kararını erkeklere göre daha zor verdiği bir gerçek. Mücadele edecek kararlılığı ve ekonomik gücü olan her kadının umudunu yitirdiğinde terk edebileceğine inanırım. Kadınlar açısından terk etme eyleminin bir başka boyutu daha var tabii ki. Çocuk. Kadın çocuk sahibi ise onu düzene mahkum eden zincirler ikileşir diyor. Kadınların çektiği acılar değil tabii ki üzerinde durulan konu derken e, metnin konusundan bahsediyor arkadaşlar. Kadınların çektiği acı değil. Terk etmenin zararlı yönleri değil. Kadınların terk etmedeki zorluklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden diyor ki gördüğünüz gibi e, kadınlar erkeklere göre daha zayıf konumda olduğu için terk etme kararını erkeklere göre daha zor verirler. Bir de diyor ki bir de çocuk varsa diyor kadın yine terk etme konusunda ikilemde kalır. Yani cevabım C şıkkı. Erkek egemen toplumun zararları bir zarardan bahsetmiyor. Çocuğun kadınların yaşamındaki yeri değil. Bunu çocuğu sadece bir örnek olarak verdi. Bir zorluğun bir parçası olarak söyledi. Cevabım C. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Üzerinde durulan derken arkadaşlar yani metnin konusunu soruyor. Konuyu da bulmak için ne anlatıyor sorusunu sorabilirsiniz şöyle. Ne anlatıyor? Evet sorusunu sorabiliriz. Öykülerde okurken soluduğunuz atmosferin duygusu anlatının sesi vardır elinizde. Bir tanıdığınızın dost sesidir o. Hani kendisini görmeden sesinden de tanırsınız ya dostlarınızı. Öyküleri de öyle duyarsınız. Karakterler, olaylar, mekanlar, duygular, düşünceler değişse de o yazarın hangi öyküsünü okursanız okuyun tanıdık bir dostla kucaklaşmış gibi olursunuz. Dostun her defasında anlatacak başka bir şeyi vardır. Hatta bazen kayda değer bir olay bile yoktur ama o öyle bir anlatır ki her seferinde yanına oturur keyifle ve merakla kulak verirsiniz. Anlatmak ne güzelse öyle dinlersiniz. İşte edebiyat böyle bir dünyadır diyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani neyden bahsetti burada baktığınızda? E şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Yani edebiyatın insana kattıkları, edebiyat mesela diyor ya, öykülerde okurken soluduğunuz atmosferin duygusu. Yani aslında insanın edebiyatla bağ kurmasından bahsetmedi mi değil mi? Öykülerde diyor okurken soluduğunuz atmosferin duygusu. Anlatının sesi var elinizde. Bir tanıdığımızın dost sesine benziyor öykü diyor. Yani öykü de edebiyatın bir parçası olduğu için Edebiyat ve insan arasındaki ilişkiden bahsetti aslında konu olarak. Hikaye türünün temel özellikleri değil. Edebiyatla insan arasındaki ilişki kesinlikle cevabım Bursa. Okurların edebiyata tutkuları değil. Bir dostun yaşama olumlu etkisi değil. İkili ilişkilerde kitapların önemi. Bunu da elediğimde cevabım Bursa. Bu parçada yazarın değindiği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Geçmişle hesaplaşma yazarların her şeyi açıklama çabaları, sürekli geçmişi konu edinme, var olanın tamamını söyleme tasası, zamana ve mekana uymayan kişiler. İsim olarak yeni, en yenilerden kendini kanıtlamış yazarların yönelimlerinde kurguda, söylemde bir biçimde eskiyle hesaplaşmanın izleri okunuyor diyor arkadaşlar. Eskiyle hesaplaşma yani geçmiş, eski dediği şey geçmişten bahsediyor. Bu yüzden buradan neyi bulduk? Aşıkkını buluruz, aşıkkını eliyoruz. Devam edelim. İçinde yaşadığımız zamanı, sistemi bir bütün olarak düşünen hikayeler anlatılıyor. Tamam. Durumların üstünü örten, örtüyü kaldırıp altında yatan, hakikatin gösterilmesine odaklı bir anlayıştan doğan dil yapısı çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar, baktığınızda ne diyor bakın? durumların üstünü örten örtüyü kaldırıp şöyle kaldırıp altında yatan hakikat yani gerçeği gösterme yani yazarların her şeyi açıklama çabası neden çünkü örtüyü kaldırıp her şeyi açık açık söylüyor. Bu yüzden Bursa şıkkını da bulduk. Devam edelim. Bir anda her şeyi söyleme kaygısı. İşte yine beni Bursa şıkkına götürüyor. Tamam. Öyle ki eleştirmenin yerine geçiyor kimi zaman anlatıcılar. Tamam açıklayan anlatıcılar hikayesindeki gizli bilgiyi dahi söylemekten kaçınmıyor. Değil mi? Var olanın tamamını söyleme tasası. O zaman denizli şıkkını da eleyebiliriz. Hikayelerin merkezinde dokuzu değişen kentler kişilerin mekanda ve zamandaki göçebelik halleri var genellikle diyor arkadaşlar. Yani zamana ve mekana uymayan kişiler gördüğünüz gibi şöyle şu da bana neyi verecektir? E şıkkını verecektir. Zaten şu ifade de bana Denizli şıkkını vermişti arkadaşlar ve Denizli şıkkı şurada da var aslında. Sistemi bir bütün olarak düşünme. Yani var olanı tamamını söyleme tasası. Şöyle Denizli'yi buradan da bulduk. Buradan da zaten bulmuştuk. Şimdi baktığımızda zaman ve mekan kısmına e, ne yapıyoruz? son cümlede ulaşıyoruz zaten. Bunu da elediğimde sürekli geçmişi konu edinmeyle alakalı bir şey yok. Cevabım C şıkkı. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Üzerinde durulan derken arkadaşlar üzerinde durulan konuyu diyor. Yani konu hangisidir? Konuyu bulmak için de ne anlatıyor sorusunu sorabiliriz. Bakalım. Benim aldığım en iyi ders sadece yapmak oldu. Ne olursa olsun ne kadar zor ve ürkütücü görünürse görünsün, Antik Yunan filozofu Platon'un dediği gibi her işin en önemli kısmı başlangıçtır. Çinliler de binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar der. İleriye bakarak sonunu düşünürseniz ve aradaki potansiyel tehlikelerle dolu onca kilometreye bakarsanız o ilk adımı asla atamayabilirsiniz. Hayatta elde etmek istediğiniz her neyse çaba göstermezseniz hedefinize ulaşamazsınız. O ilk adımı atın. Karşınızda pek zorluk çıkacaktır pek çok zorluk çıkacaktır. Pek çok engelle karşılaşabilirsiniz ama sonunda başaracaksınız. Arkadaşlar şundan bahsediyor. Eyleme geç diyor. Yani evet bir şey yapmak istiyorsun ama bunu elde etmek için eyleme geç değil mi? Başla, adım at diyor. Şimdi bakalım. Başarıyı elde etmede güven, güvenden bahsetmedi. Mücadele etmenin kutsallığı, mücadele etmek değil adım at diyor. Düşünürlerin önemli sözleri. Hayır bunu sadece örnek olarak verdi. Zorluğu yenmede teşebbüsün yani eyleme geçmenin önemi diyebiliriz arkadaşlar. Zaten ilk cümleye baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Benim aldığım en iyi ders sadece yapmak oldu diyor. Sonra diyor ki ne olursa olsun ne kadar zor ve ürkütücü görünürse görünsün antik Yunan filozofunun dediği gibi diyor. Her işin en önemli kısmı başlangıçtır. Başla diyor, adım at diyor. Yani cevap denizle. İnsanların zorluklardan korkuları değil. Bunu da elediğimizde cevabımız denizli. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu arkadaşlar eşittir muhteva demek. Tamam mı? Muhteva da yine eşittir içerik demektir arkadaşlar. Konu, içerik, muhteva. Tamam mı? Şimdi eğer ne anlatıyor? Bakın ne anlatıyor? Sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o bizim için konudur. Bakalım. Akdeniz uygarlığı anıları canlı tutan bir coğrafyadır. Tamam. Antik Yunan uygarlığının doğduğu, Ege'de düşünceyi yaşatan ve kuşaktan kuşağa aktaran bir bölgedir. Kısacası Akdenizlilik ve Egelilik diye bir şey var. Fakat birçok uzman Akdeniz uygarlığını Ege ve Akdeniz ile sınırlandırmaz, İspanya'dan Hindistan'a dek uzatır. Akdeniz uygarlığı ortak bir dil yaratmakla kalmadı, aynı zamanda günümüzde bile kullandığımız argümanlar içeren bir kültür üretip bunu kayıt altına aldı. Belgeleme sırasında mitler ile gerçeklerin birbirine karıştığı ve çoğunlukla kasıtlı biçimde karıştırıldığı bu uygarlığın bugün hayranlıkla izlediğimiz zenginliği de o karışımdan doğdu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Akdeniz medeniyetinin üstünlüğü bir üstünlük söz konusu mu arkadaşlar? Üstünlüğünü söylemedi değil mi? Sadece bazı özelliklerini anlattı bize yani. Hani Akdeniz uygarlığı e, anıları canlı tutan bir coğrafyadır diyerek zaten Akdeniz uygarlığı hakkında arkadaşlar açıklama yaptı. Yani açıklama yaparken de siz bir şeyin neyini verirsiniz? Özelliklerini verirsiniz. Tamam mı? Özelliklerini verdi. Şimdi baktığımızda Ege medeniyetinin doğuşu. Hayır alakası yok. A'yı B'yi eliyoruz. Akdeniz medeniyetinin geleceği, geleceği değil özelliği deseydi olurdu. Bunda eliyoruz. Akdeniz medeniyetinin sorunları da değil. Bunu eliyoruz. Akdeniz medeniyetinin kim özellikleri yani bazı özellikleri kesinlikle doğru. Metnin tamamına bu hakim cevabımız E şıkkı.